زاروكي مفسمة هاي مجوان تنايا هنا تنانا برشينا تينا نا تلفون نا قويرش نا مكتوب ام قشيز خوازن برا بوكي مجوز بني زندانا بردن برا زاروكي مدري حبسو زندانا الملتي قوم بلا بكنا مدايكن برا دايك بس بدينجري حياة بكمي بدينجري بيجي بخوادانا زندانا بيجي خوزيا خو ام بيجن برا حتى في تجريتي نشكاندن اف تجريت نشكاندن امد كولانا دابن امد باصري خدابن امد كولانا دابن برا اف تجريت سسري وان بشكي بس اندي ام نكارن زارجي ما فاشش حط ما انا تلفوني وانن نا قرشي وانن نا ايرو نا خوش خاني وانن بس برا تشعبي خو اردوخان باش فكا ام تركا زارجي خناكن ام تركا في مجادله خو مناكن ولا انا ابراهيم السرقون كنا تك حجره دايه ابي تك حجره دا جيب برخو بدين وابي هات اشتي دا جيب برخو بدين بس عندي اما روكا تاني تيبن برشيبن بلا بشتا وان دار يادابن بس عندي خدي حقي ما نهيله ولا تشوش كن وجداني مرحته وسري ما بلنده وبجي برخو دانا زندانا بجي برخو دانا زندانا بجي برخو دانا زندانا ديار بكي برعابي و حزرو باسم القزاوي و güvenlikçi politikalarla çözülmeye çalışılmıştı. Sayın Öcalan, kendisi 25 yıldır tehdit altında ve son 3 yıl aşkındır kendisinden hiçbir haber alınamıyor. Çözüm sürecinin bitirmesiyle kendisine uygulanan insanlık dışı ve hukuk dışı tecrit ise mutlak hale getirmiştir. Mutlak tecritin sürdürmesi adına Türkiye'de hukuk ve ahlaki değerler askıya alınmıştır. Biz Türkiye'de cezaevi önünden Türkiye'yi yönetenlere sesleniyoruz. Tecrit bir insanlık suçudur. Bu tecriti derhal kaldırın ve Türkiye'de Türk sorunun demokratik ve barış çözümü, adalet, eşitlik, özgürlük temelinde çözmek mümkündür. Neden tecridi bu kadar önemsiyoruz? Çünkü bizler bu ülkenin en büyük sorununun Kürt sorunu olduğunu biliyoruz. Kürt sorunu ya demokratik ve barışçıl yollarla çözülecek, ya Türkiye'de 85 milyon insan kardeşçe ve birbirinin hakkına saygı duyarak yaşayacak, ya da bu siyasi iktidar katliamlara hukuku yok saymaya devam edecek. Siyasi iktidar Kürt sorununu demokratik ve barışçıl yollardan çözmek istemediği için tecriti sürekli hale getirmiş durumda. Adalet Bakanlığı önceki hafta annelerimiz gidip Adalet Bakanı ile görüştüler. Tecriti anlattılar. 40 haftadır İmralı'da süren tecritin sona erdirilmesini istediler. Adalet Bakanı affedersiniz yüzsüzce tecrit yok diyor. Bir ada hapishanesinde siyasi mahpuslar 40 ay boyunca, 3,5 yıl boyunca ailelerinden hiçbir kişiyle görüşmeyecek. Hiçbir avukatıyla görüşmeyecek. Mahpusların yasal hakları olan telefonla görüşme hakkından da yararlandırılmayacak. Sonra Adalet Bakanı bize diyecek ki bu ülkede tecrit yok. Birisi bize söylesin. Bunun başka bir ismi vardır. Var mıdır? 40 ay boyunca bir ada hapishanesinde mahpuslar ve Sayın Öcalan ailesiyle
avukatlarıyla görüşmeyecek. Sonra Adalet Bakanı bize diyecek ki bu kent, bu ülkede tecrit yok. Bu ülkede tecrit var ve biz bu tecriti kılana kadar, Sayın Öcalan ailesiyle görüşene kadar, avukatlarıyla görüşene kadar ve Kürt sorunun demokratik yollarla çözülmesinin önünün açılması anlamına gelen özgürlüğüne kavuşana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Bunu herkes böyle bilsin. Biz DEM Parti olarak, biz kurumlar olarak bir an evvel tecritin sonlanmasını istiyoruz. Bir an evvel içerideki tutsakların taleplerinin karşılanmasını istiyoruz. Tecrit sonlanıncaya kadar, savaş politikalarına son verilinceye kadar içeride zindandaki tutsakların talepleri gerçekleşinceye kadar buralarda olacağız. Siyasi tutsaklar onurumuzdur.